Fenerbahçe Televizyonu'ndan merhabalar. Sportif programımızla karşınızdayız. Bugün Sportif'te boks şubemizden konuklarımız olacak. Antrenörümüz Metin Gemici. Hoş geldiniz Metin Hocam. Hoş bulduk. Ve başarılı sporcularımızdan Muhammed Halil Doğru ile Yunus Emre Uyar da bugün bizlerle birlikte olacaklar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hocam tabii ki boks şubemiz her geçen gün yükselmeye, başarılarının devamını getirmeye devam ediyor. Çünkü gerçekten boks dünyasının lokomotifi olan bir şubeye sahibiz. Geçtiğimiz günlerde de yapılan Gençler Türkiye Ferdi Şampiyonası'na yine başarılı sonuçlar alarak nokta koyduk diyebiliriz. Oradan 3 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalyayla döndük. Dilerseniz ilk olarak şampiyonanın genel bir değerlendirmesini yapalım. Sonra burada bulunan sporcularımız üzerinden de bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Genel anlamda biz tabii takım halinde şampiyon olduk Türkiye Şampiyonası'nda ama bizim beklentimiz orada 3 altın, 6 gümüş, 1 bronz olarak döndük. Ama biz tam tersini düşünmüştük. 6 altın olarak düşünmüştük biz. Tabii ki bunlar bizim sporcularımızdan kaynaklanan durumlar değil. Hakem hataları olsun, farklı fonksiyonlar oldu orada. Onların detaylarına tabii burada girmem doğru olmaz. Tabii biz onları gerekli mercileri yöneticilerimizle paylaştık. Onlar da gerekeni yapacağına inanıyorum. Ama şu anda bile bu sonuç bile bizi takım halinde şampiyon yapmaya yetti. Genel anlamda iyi tamamladığımızı düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte de daha iyisini yaparak kulübümüze katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Şampiyonanın genel perspektifi bu. Evet. Genelde zaten özellikle boks şubemizden de bunu duyuyorum da diğer branşlarda da tabii ki şahit olduğum oldu. Gümüş madalya olan alan sporcumuzun hiçbir şekilde mutlu olmadığını burada gördüm. Bronz madalya alanın gözlerini dolu dolu bütün program boyunca geçirdiğini gördüm. Bu tabii ki hocam sizin, tüm antrenörlerimizin, şube sorumlumuzun ve tabii kulübümüzün tutumu ve spora bakışıyla da alakalı. Her zaman en üst seviyeyi, işte her zaman birinciliği, her zaman altını hedefleyen bir spor kulübünün sporcuları oldukları için böyle hissediyorlar. Şampiyona sonrası size neler söylediler? Nasıl böyle cümleler kurdular? Onlar da memnun değildi sanırım altın alan dışındakiler. Hiç kimse memnun değil. İkinci turda elenen bir sporcumuz dönüşe kadar ağladığını biliyoruz. İşte teselli ediyorsunuz siz onu. Seneye inşallah yine gençsin. Tabii o bir hakem hatasıyla elendi. Önde olduğu bir maçı tecrübesiz hakemleri tecrübe kazansın diye tabii ki maçlara veriyorlar. Yanlış bir ihtar sonucu sporcumuz elendi maalesef. Tabii ki şey var yani o sporcu madalya alamadı ama bronz alan da aynı sıkıntıyı yaşıyor, gümüş alan da. Çünkü biz buradan giderken bir hedefle gidiyoruz. Birinci olma hedefiyle, altın madalya alma hedefiyle biz onlara bir hedef veriyoruz. Ya altın alacağız ya da altın diye. O yüzden tabii ki onlar da hedeflerini hep yüksek tutuyor. Birlikte o doğrultuda çalışıyoruz. Altın olmayınca da tabii ki ister istemez büyük bir hüzün yaşıyor. Çünkü altın madalya almak demek, milli takımda Avrupa Şampiyonası'na gitmek demek, Dünya Şampiyonası'na gitmek demek. Tabii ki ikinci için de o şans hala devam ediyor. Milli takım kamplarında seçmeleri olacak, turnuvalardaki başarılar göz önünde bulundurulacak. Ona göre karar verilip Avrupa'ya veya Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacaklar. O yüzden hedefler hep yüksek olduğu için düşük olunca ister istemez başarısız olarak görüyorlar. Yani başarı olarak saymıyorlar. Bir sporcumuz var, Muhammed Bursa, 3 şampiyonada da hep finalde yenildi. Okullar arası olsun, işte gençlerin ilk senesinde, bu senede. Halbuki en zor adamları geldi, eledi. Finalde daha kolay birine. Tabii ki o da yine hakem hatalarından bir tanesinin kurbanı oldu. Ama yine milli takım kampına gidecek sporcularımızdan büyük bir olasılıkla Avrupa Şampiyonası'na gideceğini düşünüyoruz biz. O da aynı şekilde 2 gün boyunca ağladı. O yüzden hedefleri büyük tutmanın tabii ki sonucu bu diyoruz.
Hocam size tekrardan döneceğim. Üzerinize düşen çok büyük bir sorumluluk var. Onu konuşmak istiyorum. Sonrasında tabii ki bu tarz şeyler yaşayan sporcuları tekrardan nasıl motive ettiğinizi de açıkçası merak ediyorum. Ama şimdi bu başarıda çok büyük payı bulunan altın madalyanın, gümüş madalyanın mimarları arkadaşlarımıza söz vermek istiyorum. Muhammed seninle başlayalım. Tebrik ediyorum. Altın madalyayla tamamladın organizasyonu. Hocamızın tabii ki dediği şeylerin yanında sanırım sevinen birkaç isimden biri sensin. Emeklerinin karşılığını aldın. Senin için nasıl bir şampiyonaydı? Kendinden gerçekten altın madalya beklediğini düşünüyorum. Bekliyorum. Biraz performansını değerlendir. Yani tabii ki de kendimden altın madalya bekliyordum. Çünkü yaptığımız fedakarlıklar olsun, korona zamanında bile pandemide evet. çalışmamız olsun. Hocaların yardımı olsun, yani verdiği psikolojik destek olsun, her türlü çalışmalardan bekliyorduk yani altın madalyayı. Maçlar güzel geçti, sıkıydı, hava koşulları falan her türlü şekilde çalıştık ettik, maçlara da çıktık, kazandık. Peki tabii ki oradan altın madalyayla dönmenin hayalini hiç kurdun mu? Onu sormak istiyorum. Çünkü hayallerimiz yaşayacaklarımızın böyle hani bir çok kısmını, çok büyük bir kısmını oluşturuyor daha doğrusu. Hiç böyle bunun hayaliyle yaşadın mı ya da bunun hayalini kurdun mu? Tabii ki de hayalini kurdum. Asıl zaten burada Türkiye birincisi olup milli takıma gitmeyi planlıyordum. Hı hı. Yani asıl orada Avrupa birincisi olup, dünya birincisi olup bayrağımızı yükseklerde dalgalandırmak istiyordum. İnşallah istediklerinizin, hayallerinizin hepsi gerçek olur. Daha yaşlar çok genç. Bu yaşlarda bile alınan bu başarılar ileride ne kadar başarılı sporcular olacaklarını gösteriyor. Tıpkı Yunus Emre gibi. Yunus Emre de gümüş madalyayla bu şampiyonayı tamamladı. Benim için çok büyük bir başarı bu. Bu yaşta bu şampiyonada alınan madalyaların içinde gümüşün de senin tarafından takımımıza hediye edilmesi çok önemli. Peki sende böyle bir burukluk var mı? Sen anlat bize nasıl geçti? Performansını nasıl buldun? İşte şampiyonadaki performansım. Evet. Şampiyonada güzel ilerliyordum. Böyle heyecanlanmıyordum tabii. Maçlara güzel. İlk maçımda tabii birazcık heyecanlandığım için stresten bir tık kötü maç yaptım. Ama Allah'ın izniyle aldım. Final maçında çok fazla stres yaptım. Yani çok fazla stres yapıp yenilince de tabii bayağı bir üzüldüm. Ağladım. Peki öyle. Yani eksikliğinin aslında ne olduğunu bilmek bile bir sonraki şampiyona için çok büyük bir adım. Orada yakalayacağın başarı anlamında çok büyük bir adım. Peki bundan sonra o stresi yenmek için ne yapacaksın? Bundan sonra o stresi yenmek için daha müzik dinleyerek mesela ısınma yapabilirim. Ya da maçta başka bir şey düşünebilirim. Stres alıştığım için zaten bir kere final attıktan sonra ikincisinde daha stres yapacağımı düşünmüyorum. Evet hocam, ilki yaşamak da çok önemli. Şimdi ilk karşılaşmasında bir stresten dolayı altın madalyayı kazanamaması aslında o da nedenini biliyor. Bu çok önemli bir gelişme aslında. Çünkü bazen yanlışları yaparsın ama yanlışın nerede olduğunu bulamazsın. O zaman aynı çerçevenin içinde sürekli dönersin. Bu açıdan da siz mesela yine bu şekilde sorun yaşayan sporcularınızla ilgili, işte madalya kazanamayan ya da altını kaçıran, gümüşü kaçıran sporcularınızla ilgili konuşuyorsunuz müsabakalar sonrasında. Yunus Emre üzerine ilerlersek ve genele yayarsak sporcuların eksikliklerini gidermeleri için neler yapması lazım ve siz neler yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, sporcu demotive oluyor ister istemez. Derece yapabilecek yetenekte bir sporcu ilk turda elenebiliyor veya ikinci turda elenebiliyor. Çok zorlu, şampiyon adayında kura çekmiş oluyor. Sporu bırakmayı dahi düşünebiliyor evet, burada. Evet hocam, çok gördük böyle örnekleri. Evet, yani bizde de burada da oldu keza aynısı. Biz tabii ki onları karşımıza alıp konuşuyoruz. Tabii ki karar senin. Çünkü o da sporcumuz da kızgınlıkla konuştuğunu da biliyoruz biz. Ama tabii öyle bir karar alabilirdi. Biz onlarla güzel bir şekilde konuşuyoruz. Kendisinin aslında ne kadar yetenekli olduğunu, genç olduğunu, ileride önünde uzun bir yıl olduğunu. Biz burada zaten en az final oynayabilecek yetenekli olduğumuzu, psikolojik olarak biz onunla psikolojik olarak destek veriyoruz. Burada da aynısını yaşadık. Aynı şekilde bırakmayı düşünen bir arkadaşla oturduk, konuştuk. Artısını, eksisini anlattık kendisine.
Babasıyla da konuştuk. Kendisi aradı. Babası da bizi konuşursanız diye seviniriz. Biz konuştuk dedik. Tekrardan konuşuruz. İkinci, üçüncü kez konuştuk. O da kararından vazgeçti. Ama sadece bununla değil. Tabii ki yani antrenman metotları olsun, çalışma olsun, psikolojik olsun. Bunların hepsini oturup birebir konuşmak gerekiyor. Motivasyon çok önemli. Çünkü maçta emin olun performansınızın yarısı stresten %50-50'ye düşüyor. Öyle söyleyeyim size. Yine sporcularımızdan biri dediğim gibi finale kadar geldi. Müthiş maçlar yaparak geldi. Finalde stresten o performansı biz göremedik mesela. Yunus Emre için mi konuşuyoruz? Başka yok, genel olarak konuşuyoruz. Siz, tabii Yunus Emre de etkilenmiştir evet, hem ondan. Hem Yunus Emre'nin hem Muhammed Halil'in performansını bu şampiyona için, burada oldukları için bireysel anlamda değerlendirirsiniz, ne söylersiniz? Zaten tabii ki Muhammed Halil Yunus Emre'ye göre daha tecrübeli. Hı-hı. Yunus Emre de tecrübe sahibi oldu. İlk genç takımdaki yılları. Hı-hı. Muhammed hem miniklerde hem de yıldızlarda aynı zamanda Türkiye şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü iki defa oldu. Yunus Emre de onun izinden gidiyor. Gayet yetenekli, başarılı, hedefleri var. O hedeflerini biz kendileriyle de konuştuk. O hedeflerine ulaşmak için de var gücüyle çalışacaklar bundan sonra. Hocam tabii ki aslında bir sürü farklı nedenler olabiliyor şampiyonada. İşte kaybetmek için istediğin madalyaya ulaşmakta zorluk yaşayabiliyorlar. Siz biraz önce farklı fonksiyonlar olduğunu söylediniz ama burada tabii açıklanmayacak şeyler de var. Çünkü net bir sonuç aldığınızı da düşünmüyorum. Çünkü çalışmalar başladı şeklinde konuştunuz. Peki çocukların motivasyonları etkileniyor mu? Özellikle tabii ki bu tarz müsabakalarda hakemlerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi doğru karar vermeleri zaten yapmaları gereken şeyler ama belki bir gencin geleceğiyle de oynanması söz konusu olabilir. Hatalı verilen karar sonrasında. İşte yaşadık burada biz bunu. Hatalı verilen bir kararla sporcumuz boksu ben bırakıyorum dedi. Artık evet, yapmak istemiyorum dedi. İkna ettik biz. Biz tabii ki hemen baş hakemlerle de konuştuk. Bu nasıl bir karardı? Haklısınız dedi. Uzaklaştırma verdiler. Ama uzaklaştırma verseler ne olacak sonuçta? Biz kaybetmiş oluyoruz. Kesinlikle. O zaman müdahale etseydiniz dedik biz de. Yani hatalı karar olduğunu siz de biliyorsunuz. Biz karışamayız dedi yani ringin içine. Ancak gözlemci olarak buradan izleriz dedi. Tabii ki böyle bir süreçte hiçbir şey yapamıyorsunuz. Evet, yani böyle de bir durum. Psikolojik olarak da tabii ki çocuklar evet, etkileniyor. Etkilenmez mi? Çünkü özgüvenini kaybetmesine sebep oluyor. Gelecekte acabalarla boğuşuyor. Acaba hocalarımız bize böyle söylüyor ama acaba bunu motivasyon olarak söylüyorlar. İnancını kaybetmek. İnancını kaybediyor tabii evet, ki. Biz bunları hep yaşıyoruz. Aynen dediğiniz gibi inancını kaybediyor. Yani sizin sorumluluğunuza bakarsak sadece bir sporcuyum. İşte yetiştirmek, geliştirmek, her anlamda başarıya ulaştırmanın yanı sıra bu tarz maalesef olumsuz şeyleri de siz olumluya çevirmek zorundasınız ki sporcunun hayatına kaldığı yerden devam etmesi kesinlikle için. Kesinlikle. Yani bizim burada sadece şey görevimiz yok. Yani boks antrenman metotlarını önüne koyup çalıştırmak değil. Yani bunun psikolojik yanı var. Bu psikolojik olarak tabii ki sporsal bir psikolojik yanı var. İşte ailevi olabiliyor bu. Farklı sebepler olabiliyor. Biz bunlarla bir anne baba gibi belki çocukta daha fazlasını emin olun birçok kimliğe bürünüyorsunuz. Tabii ki ister istemez yapmak evet, zorundasınız. Hadi düşüncesiz davranırsanız, bana ne demeyi planlıyorsanız karışmazsınız ama diyemezsiniz. Öyle tabii, bir şansınız da yok. Evet. Yani dedik, şimdi başarı mesela. Eminim ki Yunus Emre için Türkiye şampiyonu olmak onun için çok önemli bir şey olmadığını düşünüyorum şu açıdan. Çünkü o artık alıştı. Yani Türkiye şampiyonu, yanlış söyledim, Muhammed Halil için. Çünkü 3 yıldır arka arkaya Türkiye şampiyonu. Evet. Avrupa'da 3. olmuş. Kendini bir şekilde göstermiş tabii, ve kanıtlamış. Yani Türkiye şampiyonu olmak onun için sıradanlaşmış artık.
Onu şaşırtacak, heyecanlandıracak tek şey Avrupa'da, dünyada şampiyon olmak. Çıtalar o zaman, daha yukarıya tabii ki, konuldu. İki defa, üç defa Avrupa'da da şampiyon olsun, o da kesmeyecek. Hı hı. Olimpiyatlar. Aynen öyle. Evet, hedefler hocam. Hep yükseliyor. Tabii ki Yunus Emre için daha çok genç olduğu için aslında bu tarz Türkiye içinde yapılan şampiyonlar onun için bir tecrübe niteliği taşıyor. Kesinlikle. Yunus Emre zaten ilk yılı bu sene. Hı hı. Seneye de genç takımda deneyim kazanmaya devam edecek. Sonra U22 ve büyükler kategorisi hı hı. var. Biz seneye Yunus Emre'den şampiyon olmasını bekliyoruz. O yeteneği, kabiliyeti hı hı. var. Çalışkan da, çalışıyor da. Okuldan çıkıyor, geç olmasına rağmen geliyor, antrenmanlarımıza katılıyor. Seneye de kesinlikle biz şampiyon olmasını bekliyoruz kendisinden. Hocam aslında çok güzel bir yere değindiniz. Yani sporcularımızın sadece boksla uğraştığını söyleyemeyiz. Okul da devam ediyor. Bir yandan belki sosyal hayatlarına da vakit ayırmaya çalışıyorlar. Çok gençler yapmak istedikleri şeyler var. Belki arkadaşları, özellikle bir sömestri geride bıraktık ki eminim o sömestri döneminde siz full antrenman yaptınız, çalıştınız. Ben daha böyle yaşı küçük olduğu için Yunus Emre'ye de sormak istiyorum. Evet, çok zor bir spor. Her zaman çalışmalısın. Belki günde çift antrenman yaptığınız zamanlar oluyor. Biraz önce hocamız da söyledi. Okuldan çıkıyor, geç olsa bile antrenmana gidiyor. Ama sanırım bu yorgunluğun hepsi boks aşkının daha güçlü olmasından dolayı geri planda kalıyor. Sen böyle hayatını nasıl dengeliyorsun? Eğitim ve boks nasıl gidiyor? Biraz anlat bize. Mutluluğa dahil diye bir laf var ya işte. Boks yapınca o da İster beraber yürüyor zaten, isteyince hı hı. oluyor. Okula da boksa da aynı sevgiyi veremiyorum maalesef. Ama nasıl diyeyim? Boksa daha mı fazla? Aynen, boksa daha fazla. Boksa daha fazla önem gösteriyorum. Hı hı. Tabii okul da önemli. Okulu kesinlikle. Yani iyi derecede ilerletip boksu daha iyi olması için öyle yapıyorum. Mesela bazen antrenmanlara geç kalıyorum. Okuldan geç çıktığım için. Hı hı. O yüzden mesela antrenmanı daha fazla, daha uzun tutuyorum. Öyle. Çok. O açıdan da tabii ki hem okul hem de antrenörlerin bir şekilde çocuğa destek olması gerekiyor. Tabii biz zaten bütün antrenör arkadaşlarımızın sporcular üzerindeki ilk söylemi şudur. Hı hı. Biz bunu her defasında her sporcuya da söyleriz. Okul sizin geleceğiniz. Kesinlikle. Tabii ki biz burada başarılı olmak için bu sporu hı hı. yapıyoruz. Okulda başarısız olursanız buraya gelmeyin diyoruz. O yüzden Yunus Emre belki boksu daha çok seviyor, okumayı sevmiyor ama okulda da başarılı. Hı-hı. Keza Muhammed okulda çok başarılı, takdir getiren bir öğrencimiz sürekli. Diğerleri de öyledir güzel. Yani. Çünkü sonuçta okul onların hayatı, geleceği olacak. Hı-hı. Tabii ki bu da başarılı olduğu sürece bu da işi olacak onun. Ama okuması biz hepsine sporcularımızın okul telkini yapıyoruz. Yani. Evet, çünkü buradan sonra özellikle yeni nesillere ve annelere, babalara da buradaki sporcularımızın, tüm branşlardaki sporcularımızın eğitim hayatının iyi olması gerekiyor ki. Çünkü bazı velilerin kafasında şu soru işareti hep var. Spora başlatırsam ya okulu aksatırsa? Okulda başarısız olursa. Biz bunun aslında tersine işlediğini ve her anlamda da iki hem sportif hem akademik kariyerin beraber yürüyeceğini ve çok ikisinde de başarılı olunacağının örneklerini de verdik zaman zaman. Siz zaten sanırım ikisinin beraber yürüyebildiğini de birçok sporcunuzla görmüşsünüzdür. Birçok örnek var çünkü. Tabii ki şimdi okuldan gittiğinde eve gidecek. Evde bilgisayar başında oturacak. Ya da dışarıda arkadaşlarıyla bir yerde buluşacak, oturacak. Nasıl arkadaşlarla, ne şekilde oturuyor, nasıl zaman evet, geçiriyor? Annenin babanın meçhul kontrolünde yani. De olması gerekiyor tabii, böyle durumlar. Ama, olabilir çünkü. Tabii ki. Ama okuldan çıkıp nereye gittiği belli. Bir spor salonuna gidiyor. Daha güvende değil mi? Aile de öyle düşünüyordur. Oğlum sporda şu anda spor yapıyor. İşte başarılı da. Spor salonuna gelen bir insandan sosyal bir aktivite gibi düşünün. Yani okuldan hı-hı. sonra spor yapıyor. Ne kadar güzel bir evet. etkinlik değil mi? Bir de enerjisini atması açısından da çok muazzam önemli. Muazzam bir şey. Özellikle bu yaşlarda. Küçük yaş kategorisinde. Aynen işte 5'ten öyle. Belki 10'a kadar, belki 12'ye kadar. Çünkü gerçekten sadece okulda
oturuyorlar. Belki sadece teneffüslerde bir koşuşturmacı oluyor ama evde de gelip bilgisayar, tablet başına oturduklarında o enerjilerini atamıyorlar. Sonra o enerjilerini atamayınca psikolojileri de maalesef olumsuz yönde etkilenebiliyor. O açıdan da zaten spor okullarımız hafta sonu var, yaz tatilinde, sömestrde kamplarımız var ve yaz dönemi boyunca spor okullarımız da devam ediyor. Tabii spor okullarına gelen 7 ve 12 yaş arasında mesela bazıları şey yapmak istiyor, yani profesyonel anlamda yapmak istiyor. Bazıları sadece sadece ben çok seviyorum, spor olarak yapmak istiyorum diyen kişiler de var. Ailesi de o şekilde. Mesela çok da yetenekli kişilere denk geliyoruz mesela. Ne kadar güzel. Onları biz konuşuyoruz kendileriyle, aileleriyle de altyapıya gelebilirsiniz istediğiniz zaman. Seneye diyoruz altyapıya başlayabilirsin. Umarım gelirler. Gerçekten siz tabii bir antrenör olarak onu keşfediyorsunuz, hissediyorsunuz yeteneğini. Çünkü algısı çok iyi. Birisi aynı hareketi aynı şekilde başlamış, aynı dönemde başlamış kişiler bir haftada ne kadar mesafe kat etmiş, diğerine bakıyorsunuz hiç mesafe kat edememiş. Ya bu algı meselesi tabii ki. Kesinlikle. Yani hızlı bir süreci var, hızlı algılıyor. Tabii ki başarının da gelmesi mucize değil onun için. Hı hı. Ama diğerleri için öyle değil. Tabii şununla da karşılaşıyoruz biz. Tabii İstanbul gibi bir ortamda sporcu yakalamak gerçekten çok zor. Alternatif çok İstanbul'da. Hı hı. Aktivite anlamında çok geniş bir alana yayılmış. İyi sporcuyu tutamıyorsunuz, yetenekli. Hı hı. Yeteneksiz de kendini ispatlamanın peşinde. Böyle bir ters durumla da karşı karşıyayız. Bunu da yaşıyoruz. Ama umarım yeteneklileri kazanırız, öyle söyleyeyim. Evet, kazanmaya devam ederiz. Çünkü gerçekten çok yetenekli sporculara hepsi sahibiz. Hepsi bizim. Evet. Onları da tabii ki ayırt etmiyoruz ama tabii ki diğeri daha hızlı derken diğeri daha ağır ilerliyor. Peki Muhammed, sen çok başarılıymışsın hocanın söylediğine göre. Bir takdir geldi sanırım semester'dan önce. Evet. İlk dönem çok güzel bitti, ikinci dönem de başladı. Sen zorlanıyor musun boksla okulu birlikte yürütürken? Bazen tabii zorluklar yaşıyorum. Sınav zamanında acaba diyorum, yani antrenmandan biraz çok az kısıp sınavlara çalışsam diye düşünüyorum. Hı hı. Ama bir yandan da boks isteme, yani istek geliyor böyle. Hı hı. İyice yapasım geliyor. Yani zorluklar yaşıyoruz tabii ama üstünden de geçiyoruz yani hepsini. Evet, tek tek. Üstesinden geldiğiniz çok belli zaten. Hem okulda hem boksa başarılarınız çünkü artık ortada. Peki hocam, bundan sonra takvimde hem Yunus Emre için hem Muhammed için neler var? Siz genel olarak hangi şampiyonalar var, bahseder misiniz bize? Tabii ki. Şimdi bir hafta sonra milli takım kampı başlayacak. Hı hı. Milli takım kampına gidecekler. Tarihi tam netleşmedi ama Nisan gibi büyük bir olasılıkla Avrupa şampiyonası var. Genç kadınlar ve erkekler olmak üzere. Büyük bir ihtimalle de İtalya veya Bulgaristan'da olacak. Önlerinde bir Avrupa şampiyonası var. Ümit ediyorum ki orada iyi derecelerle, iyi sonuçlarla geri dönecekler. İnşallah diyelim hocam. Biz gençlerimizden çok umutluyuz. Hepsi de pırıl pırıl. Umarım önleri, yolları açık olur. Size çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, size de çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Sportif'te bu hafta boks şubemizden konuklarımız vardı. Sohbetimizi noktalıyoruz. Hoşçakalın diyoruz.